arkadaşlar. Bugün Müyde'de gemide ne yiyoruz? Bu konu üzerine konuşacağım. Şu an kuru kumayalıktayız. İçeride neler olduğunu size kısaca göstereyim. Türk gemilerinin olmazsa olmazı Türk çayı. Burada konserveler. Yemeklerin içinde kullanılıyor. Ketçap, soslar, hardal, mayonez var arada. Helva. Helva şöyle arkadaşlar. Böyle Arap ülkelerine gittiğimiz zaman liman kontrollerinde insanlar geliyor ve orada bu helvaya çöküyorlar. O yüzden biz bu helvaları saklıyoruz. Aynı zamanda Nescafe'leri de saklıyoruz. Onları da alıyorlar. İşte şeker, makarna var bir sürü. Soslar var. Ya baharatlar var daha doğrusu. Yine burada şeker. Burada da var. Yine konserveler var. Tatlı için malzemeler var orada. Kemalpaşa falan. Yine pasta malzemeleri var. Üst taraf komple bisküvi. Şimdi Türk limanına çok uğradığımız zamanlarda Türk bisküvilerinden alıyoruz. Çünkü yurt dışındaki bisküvilerin tadı güzel olmuyor. Ya bilmiyorum ya da alıştığımızdan da öyle oluyor. İşte bunlar hep Türkiye'den alınan. Boş peştir. İşte taç. Çubuk kreker. Burada ne var? Bu un herhalde. Burada yine baklalar var. Baklagiller var. İşte fasulye. Bulgur. Yine fasulye. Şöyle fasulye de gemilerde, Türk gemilerinde her pazar günü öğle yemeklerinde fasulye çıkıyor. Ya bu bir gelenek gibi bir şey diyebilirim yani. Her öğle yemeğinde her pazar fasulye var. Burada içecekler var. Aynı zamanda kutu içecekler de var. Onlar limanlarda kolaylık olsun diye genellikle çıkarıyoruz. Ya da bittiği zaman normal içecekler. Buradan çıkarıyoruz. Yağlar var. Gördüğünüz gibi şurada küçük kutu içecekler var. Bunlar daha çok yukarıda bir store daha var. Orada daha çok var. Burada limanda geldiği zaman hızlıca ulaşmak için yukarıdakini kilitli tutuyoruz. İşte Türk kahvesi yine. Olmazsa olmazlardan. Nescafe. Arkadaşlar bu Nescafe Gold gemilerde gerçekten değerli. Yani dediğim gibi limanlarda gördükleri anda her ülkede olmuyor. Bu daha çok böyle 3. dünya ülkelerinde oluyor. Arap ülkelerinde oluyor. Direkt çöküyorlar, hacılıyorlar. O yüzden bunları hep saklıyoruz. Yani gold altın değerinde. İşte baldır, tahindir, o tarz şeyler burada mevcut. Kuru kumayalık bu şekilde. Şimdi yemek gemide 3 öğün oluyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği şeklinde. Sabah kahvaltılarında normal peynir, zeytin, bal, bu tarz helva, o tarz şeyler sürekli çıkıyor. Bir de kamerot arkadaşımız her gün ekstradan, yani emek gerektiren işler yapıyor. Yani bunlardan kastım ne? Mesela yumurta. Yumurta ya da sucuklu yumurta, sosisli. Bu tarz ekstra şeyler çıkıyor kahvaltıda. Öğle yemeklerinde daha çok baklagil ya da böyle taze sebze. Daha hafif böyle, içinde et olmayan, gün içerisinde sizi zorlamayacak yemekler çıkıyor. Akşam yemeğinde ise et çıkıyor arkadaşlar. Ya tavuk çıkıyor, ya et, normal dana eti çıkıyor ya da balık çıkıyor. Ama balık genellikle 2 haftada bir çıkıyor. Daha çok et ve tavuk arasında gidip geliyor. Ya bunların yanında mesela akşam yemeğinde örnek veriyorum, et var. Yanında çorba oluyor. Onun yanında ya salata oluyor ya da tatlı oluyor. Bu şekilde 3 partiler oluşuyor yani. Yani nasıl diyeyim, öğle yemeğinde mesela makarna, karnabahar, bir de yoğurt gibi. Burada da etler, işte o tarz şeyler tutuluyor. Bunları da göstereyim ben size. Mesela burada taze sebzeler varmış. Şöyle pırasa var, dolma var. İşte marul var. Burada tavuk şişler var, akşam mangal var arkadaşlar. Onun hazırlıkları hazırlanmış, burada duruyor. Burada biber, karnabahar herhalde. İşte tuz var. O pancar mı? Tam bilmiyorum ne olduğunu. Burada donmuş patatesler var. İşte yufkalar var. Sucuk falan var orada. Yine burada peynirler var. Donmuş sosisli vardı. Burada etler var. Evet, et, bacak. Burası tavuk.
Yine et. Et yine. Tavuk. İşte meyveler var burada. Kaşar var. Peynirler falan var. Şimdi mutfak ekibi 3 kişiden oluşuyor. Aşçı var, kamerası var ve ikinci kaptan var. İkinci kaptan mutfağın genel amiri. Aynı zamanda aşçı geri kalan bölümden sorumlu. Aşçıyla ikinci kaptan beraber her ay istek yapıyorlar. Ve bu isteğe göre her ay malzeme geliyor bize. 3 ayda bir falan daha toplu istek oluyor. Mesela şimdi taze sebze ve meyveleri genellikle her ay almaya çalışıyoruz. Ama mesela baklagilleri genellikle 3 aylık tarzı istiyoruz. Türkiye'ye gittikçe daha çok alıyoruz. Çünkü Türkiye'de fiyatlar daha uygun. Ve gün içerisinde acıkırsanız yani canınız herhangi bir şey isterse herhangi bir kısıtlama yok. Her yerin kapısı açık. İstediğinizi dolaplarda da bir şeyler var gün içerisinde yiyebileceğiniz. Oradan alıp istediğinizi yiyip yapabilirsiniz. Tost yapabilirsiniz. İşte bir şey kızartabilirsiniz. Yani bu tamamen keyfinize göre. Mikrodalga falan her şeyimiz var. Yani gün içerisinde acıkırsak bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Yani anlayacağınız arkadaşlar gemilerde konserve yemiyoruz. Tamamen sağlıklı ve düzenli besleniyoruz. Evet, şu an mangal ateşimiz yandı. Hazırlıklar yapılıyor. Şu an şu gördüğünüz kara parçası Sardunya Adası. İtalya yani orası. Şu kara parçasının ismini bilmiyorum yani. Ama orası da Fransa. Şimdi Fransa-İtalya arasından geçiyoruz. Bu şekilde mangal ateşimiz yanıyor. Masa hazırlanıyor aynı zamanda. Rüzgar var ama kıştan esiyor, o yüzden çok sıkıntı olmaz.